Merhaba, ben Nesli. 50 bin aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde olacağını düşünmemiştim. Tahmin etmiyordum ama oldu ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendim hakkında konuştuğum bir video yapmak istedim. Kendimi tanıttım, soru cevap yaptım. Yani ben kimim? Nasıl bir insanım? Aslında adım Nesli Pizza ya, ona özel bir pizza yapma videosu çekecektim. Ama henüz resmi olarak size kendimi tanıttığım bir video olmadığı için ilk önce böyle bir şey yapmak istedim. Ama söz, bir gün 100 bin aboneye ulaşırsam söz pizza yapacağım. Ne kadar kötü olursa olsun. Başlamadan önce takip edersen çok sevinirim. Instagram'da insanların bana soru sormalarını istedim ve onu cevaplıyorum şimdi. Neden pizza? Herkesin sorduğu o soru. Nesli benim ismim ama pizza ne alaka? Bunun sebebi şu. Pizza benim hayatımı kurtardı. O kadar ciddi değil. Google hesabı açarken ilk ismin olarak Nesli yazdım ama soyadı da koyman gerekiyordu. Ben de farklı bir şey koymak istedim. Aklıma ilk pizza geldi. Pizza koydum. Sonra TikTok hesabımı açarken direkt Nesli Pizza olarak çıktı. Ben de onu onayladım. Ve buradayız. Yaş. 20 yaşındayım. Okuyor musun? Ne okuyorsun? İngilizce öğretmenliği okuyorum. İngilizcem bir işe yarasın diye onu seçtim. Işık farklı çünkü bu soruya cevap vermediğimi fark ettim. Bunu sonradan çekiyorum. Nerelisin? Doğma büyüme Antalyalıyım. Alanya'da doğdum. Antalya'da büyüdüm. Çocukken her hafta sonu denize giderdik. Sık sık otellere giderdik. Havuzlarda, denizlerde yüzerek büyüyen bir çocuğum. Aynı zamanda annem Boşnak, yani hem Akdeniz hem de Balkan kanı var içimde. Onun için bu kadar cıvıl cıvıl bir insanım. Bazıları öyle der. Şu an Antalya'da yaşamıyorum. Daha soğuk bir yerde yaşıyorum ve diyebilirim ki kesinlikle benlik değil. Boyun kaç? 1,72 boyundayım. Boşnak genlerim yüzünden biraz at gibi bir karıyım. Söylemesi ayıp. Şimdiye kadar hangi ülkelere gittin veya gitmek istediğin ülkeler? Bu arada çok tatlısın. Teşekkür ederim. O senin tatlılığın. Muah. Şimdiye kadar Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya'ya gittim. Slovenya'ya Erasmus'la gitmiştim. Fransa'ya da lisede yine bir Erasmus ICT projesiyle gitmiştim. O şekilde. Gitmek istediğim ülkeler Japonya. Hayır, hayır. Kuzey Kore. Kuzey Kore'ye gitmek istiyorum. Doğru duydunuz. Güney Kore değil. Kuzey Kore'ye gitmek istiyorum. Kuzey Kore ile kafayı ben takığım biraz. Oradaki rejimle, Kim Jong-un'un ailesi. Onlarla kafayı acayip takığım. Ve turistlerin oraya gitme videolarını sürekli izliyorum. Dünyada en çok gitmek istediğim yer Kuzey Kore. En sevdiğin renk ve burcun ne? Not başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim renk sarı, canlı ve dikkat çeken bir renk olduğu için burcum da terazi. Sosyal medyaya başlaman nereden aklına geldi? Şimdi hepimiz gibi korona zamanında karantinadayken ben çok sıkılıyordum. Kimse dışarı çıkamıyordu ama benim özel bir durumumdan dolayı ben hiç dışarı çıkamıyordum. Yani 6 ay boyunca falan bir ev hapsim olmuştu benim. O kadar çok sıkılıyordum ki, hani bayağı yalnız olduğum bir dönemdi bir de. Sınıfımızda herkes bizim lisede TikTok'la çok dalga geçerdi. Ben de dedim hani neden insanlar bununla bu kadar çok dalga geçiyor? Bir indireyim bakayım. Aslında dalga geçmek için indirmiştim ilk başta. Kendim de bir şeyler yapayım dedim. Böyle hiç anlamı olmayan, manasız böyle videolar paylaşmaya başladım. Sonra bir tanesi 1 milyon izlenme aldı. Feminizm hakkında konuştuğum bir videoydu. O izlenince ben de daha çok videolar çekmeye başladım. Sonra buraya geldik. İlk ne zaman bu tarz içerikler üretmeye karar verdin ve bu kadar büyüyeceğini düşünüyor muydun? Bu kadar büyüyeceğini tahmin bile edemezdim. Asla. Asla aklıma bile gelmedi. Yani dalga geçmek için saçma sapan videolar atıyordum ilk başta ama bu tarz içerikler üretmeye, spiritüalizmden bahsediyorsam, benim evrenin işleyişi hakkında zaten birçok fikrim vardı ve bunları beyan ettiğim videolar attıkça ve insanların bununla ilgilendiğini gördükçe daha çok böyle içerik üretmek istedim. Öyle. Seni spiritüelliğe başlatan şey neydi? Buna tam bir cevabım olamaz çünkü ben hayatım boyunca spiritüel bir insandım ama geleneksel anlamda değil. Şu anki gibi değil. Küçüklüğümde böyle manifesting, böyle şeylerle ilgilenen bir çocuk olduğumu söyleyemem. İlgilenmiyordum çünkü. Ama kesinlikle
evrendeki bazı şeylerin oluşunu, doğadaki davranış örüntülerini, bunları hep yakından inceleyen bir çocuktum. Mesela bir çiçek nasıl açar, nükleer füzyon nasıl olur, bir yıldız nasıl ölür, bunları inceleyip evren hakkında kolektif bir fikir oluşturmaya çalışıyordum. Daha evreni, uzayı anlamadan dünyadaki olayları anlamaya çalışmak bana saçma geliyordu. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu ortamı anlamazsan dünyadaki fenomenleri nasıl doğru bir şekilde inceleyebilirsin ki? Onun için 14-15 yaşlarında evreni anlama çabasına girdim. Buna yönelik bir defterim bile vardı. Elementlerle başladı. Sonra yıldızlar, yıldızlar neyden oluşur, nasıl doğarlar, nasıl ölürler, süpernovalar, nebulolar, kara madde, kara enerji, kara delik, kuasarlar, paralel evrenler, bunları sürekli deli gibi hunharca araştırıyordum. Beni spiritüelliğe iten bu süreçti sanırım. Çünkü evreni araştırırken dünyadaki ve uzayda yaşanan süreçlerin birbirine çok yakın ve paralel olduğunu keşfettim. Ve kendime evrenle çok yakınlaşmış, hatta en iyi arkadaş olmuşçasına buldum. Dininle. Dinim yok. 14 yaşından beri bir dine inanmıyorum. Ancak bir inanç tarzım var, yönelişim var ki bu da panteizm. Panteizm hakkında bilgi verir misin? Özetleyecek olursak panteizmde sen eşittir evren, evren eşittir sen. Buna tüm tanrıcılık da denir. İnsanların tanrı olarak adlandırdığı her şey aslında evrenin, dolayısıyla senin bir parçandır. Açıkçası ben kendi inancımın üstüne bir etiket yapıştırmayı sevmiyorum. Çünkü eminim panteizmde de %100 aynı görmediğim bir konu olacaktır. Mesela bazılarına göre panteizmde de bir yaratan kavramı var. Ama bana göre yaratan ve yaratılan aynı şey. Felsefesine çok derinleme girmeyelim ama ben yaklaşık 14 yaşından beri bu çizelgede düşünüyorum. 14 yaşıma kadar Müslüman yetiştirildim ailem tarafından. Sonra büyüdükçe bunun bana göre olmadığına karar verdim. Ve beynim geliştikçe kendime ait fikirler üretmeye başladım. Ailem Müslüman ama hiç muhafazakar değiller. Bu konuda çok açıklar diyebilirim. Estetik dolgu veya herhangi bir operasyon var mı yüzünde? Hayır, yok. Dişlerimde tel vardı. Şu dişim implant. Onun dışında herhangi bir estetik operasyon geçmedim. Kendini sevme süreci nasıldı? Özgüvenini nasıl yükselttin? Şimdi gayet kendini seven, özgüveni yüksek biri olarak görünebilirim belki. Ancak bu her zaman böyle değildi. Ortaokulda ve lisede, ergenlik zamanlarında çok büyük anksiyete ve özgüven problemlerim vardı. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum ama ben bu yolda kendimi adeta zorbaladım. Kendime sürekli sosyal meydan okumalar yaparak. İşte sen özgüvenlisin, sen karizmatiksin, 10 saniye içerisinde şu kişiye kalemi var mı diye sor, şu kişiye mesaj at dışarı çıkalım mı diye. Sürekli rahatlık alanımdan kendimi iterek bir şeyler değiştirdim kendim hakkında. Ama herkes için bu işe yaramayabilir tabii ki. Hiç zorbalığa uğradın mı? Uğramaz olur muyum hiç? 8. sınıftaydı ki herkes galiba 8. sınıfta zorbalığa uğruyor. Sınıfımdaki tüm erkekler, sadece erkekler, neden bilmiyorum, benden nefret ediyorlardı ve sürekli beni zorbalıyorlardı. Nedenini sorduğumda da garipsin ve değişik davranıyorsun bunun için demişlerdi. Gariptir. Ama senenin sonunda o beni zorbalayan tüm erkekler benimle çok iyi anlaşmaya başladı ve biri, başka biri beni zorbalamaya çalışınca gelip hepsi beni korumuştu. Garip. Devam edelim. Bir hastalık geçirdin mi? Hastalık demeyelim de boynum kırılmıştı daha önce. Hayatında değişim noktası dediğin bir an veya olay var mı? Seni seviyorum, bir harikasın. Muah, çok teşekkür ederim. Evet, var. Az önce dediğim olay. 17 yaşındayken ben bir araba kazasına karıştım. Bu kazada benim boynum, daha doğrusu C2 kemiğim kırıldı iki yandan hem de. Bir hafta yatalak kaldım yaklaşık ve yaklaşık bir yıl boyunca da bir metal korse takmak zorunda kaldım vücuduma. Yani beni tam olarak değiştiren bu olay mıydı yoksa bundan sonra yaşadığım şeyler miydi bilmiyorum. Ama kısa kesmek zorunda kalırsak, boynum kırık olduğunda işte benim yani tüm arkadaşlarımı kaybettim diyebilirim. Neden bilmiyorum. Terk edildim. Arkadaşlarımı kaybettim. Bayağı yalnız olduğum bir süreçti. Hatta evden çıkamadığım özel bir durumum vardı demiştim ya karantinada. Bu oydu işte. Ve ben onun için hani o kadar ızdırap çekiyordum ki fiziksel ve duygusal olarak aynı anda ben de uğraşacak bir şey olsun istedim. Kafamı dağıtacak bir şeyle olsun istedim. Onun için TikTok indirdim. Dünyanın en saçma bağlanışı bu arada. ama gerçekten de böyle oldu. Kazadan önceki kızı ben tanımıyorum. O kız öldü yani.
Bazen o anı hatırladığımda ölmüşüm gibi hatırlıyorum. Şu an yeni bir insanmışım gibi hatırlıyorum. Neden bilmiyorum. Çok değiştim. Çok şey öğrendim, çok değiştim. Ama olması da gerekiyormuş. Ya burada depresif olmak istemiyorum ama bu herkesin hayatında belki de öğrenmeyeceği bir şey, belki de çok sonra öğreneceği bir şey. Gerçekten kötü bir günün gelene kadar kimsenin yanında bilmiyorsun. Ama gerçekten kötü bir gün diyorum. Hani travma olduğun zaman, içindeki acıyı yaşamaya çalıştığın zaman, içindeki acıyı dışarı vurduğun zaman yanında kim oluyor? İşte o sayı azalıyor baya. O sayı azalıyor. Ve ben onu öğrendim. Çok depresifti. Tamam, devam. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın? Bira içerim ve otome oyunları oynarım. Kariyer planın. Oraya varınca düşünürüz. Bu Poki bu arada. Şu an kızan da kendisi. Biraz onun için biraz garip davranıyor. Merhaba Poki. Merhaba de. Merhaba anneciğim. Scottish Fold kendisi. En dipte olduğun, gerçekten her şeyden bunaldığın zamanlarda bunlarla nasıl baş ettin ve geçtin? En dipte olduğum zamanlarda kendimi çizgi filmlere ve televizyon programlarına falan verdim. Orange is the New Black, Avatar, The Walking Dead'i iki kere bitirdim. Evet, 11 sezonu. Oyunlardan Danganronpa serisini baştan oynadım falan. Kendimi sürekli böyle kitaplara, dizilere, oyunlara falan veriyordum. İşe yaradığı kısmen. Bence rüyalar geleceği gösterir mi? Bu bir yetenek olduğuna inanıyorum. Ve bu yeteneğe sahip olan kişiler kesinlikle var. Benim rüyalarım çok saçma ve absürt oluyorlar. Bilinçaltımın garip olmasından dolayı. Ancak erkek arkadaşımın annesi rüyasında gelecekte yaşanacak olayları gösteren sembolik şeyler görüyor. Bu benim bayağı saygı duyduğum bir olay. Maskara olarak ne kullanıyorsun? Bu arada seni çok seviyorum. Sayende hayatıma çok şey kattın. Teşekkür ederim. Maskara olarak teleskopik kullanıyordum normalde. Ama şimdi evde bu var. Maybelline Sky High, bunu kullanıyorum. Maskara kullanıyorum. Üstüne takma kirpik takıyorum genellikle. Küçük böyle. Gözlerim düşük, kapaklarım düşük olduğu için takma kirpiği ortadan kesip onu gözümün sonlarına takıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Umarım beni tanımaya yönelik şeylere cevap verebilmişimdir. Ancak ben bu kanalın geleceği hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Şu ana kadar spiritüel içerik ürettim ve bu spiritüellikle insanlar hayatlarına nasıl iyi şeyler katabilirler, buna dair içerikler ürettim şu ana kadar. Ve ben de kendimi evrenle yakından bağlantılı ve spiritüel biri olarak tanımlayabilirim. Ancak benim yapmaktan asıl zevk aldığım şey insanların hayatına iyi gelecek içerik üretmek. Yani bundan dolayı ileride daha çok farklı içeriklere de yönelmeyi planlıyorum. Yalnızca spiritüellikle kalmayıp. Psikolojiden bahseden videolar olabilir, mış gibi yapmak videosundaki gibi hayat tavsiyesi olabilir belki. Böyle şeylere daha çok yönelmeyi düşünüyorum. Umarım bu değişimimde beni destekleyebilirsiniz. Bunun yanında kendimden daha çok bahsettiğim, kendime öne koyduğum içeriklerden de daha çok yapmayı düşünüyorum. Mesela bazılarınız makyaj yapma videosu falan istemişsiniz. Ne kadar ilgilenirseniz bilmiyorum ama belki böyle şeyler de yapabilirim. Yorumlarda yazın. İlgilenir misiniz böyle şeylerle? Veya nasıl şeyler istiyorsunuz? Blog falan. Özgüveni geliştirmekle ilgili mış gibi yapmak diye bir video yapmıştım. Ona buradan ulaşabilirsiniz. Bundan sonra onu da bir izleyin bence. Discord sunucuma lütfen katılın. Çok güzel bir sohbet muhabbet ortamı var. Linki açıklamada. 50 bin abone için tekrar ve tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Teker teker. Umarım daha iyi yerlere de gelebiliriz. Kocaman bir öpücük. Görüşürüz.